Tebrik edecektim, şef geldi, kusura bakma. Nereden başlasam acaba? Dün kapının önünde sabaha kadar kalıp ilk şovunu yaptım mesela. Tebrikler. Şov değildi. Babaanneni o halde bırakamazdım. Ayrıca onu görmeden gitmeyeceğimi de söylemiştim. Tabii tabii. Sabaha kadar kapılarda sabahlamanın bir mükafatı olmalıydı tabii. Sonra babaannemi aldın karşına, ikna edici bir konuşma, değil mi? Sonra ne oldu sonuç? Burada çalışmaya devam ediyorsun hiçbir şey olmamış gibi. Ne güzel. Bak, babaannem benden bir açıklama bekliyordu. Kendimi savunmak için değil, ona bu açıklamayı borçlu olduğum için yaptım ben. Açıklamanı yaptın ama gururlu bir insan gibi davranamadın işte. Çekip gidemedin buradan. Bence sen burada kalmak için ikna ettin zaten onu. Bak, öfkeni bir yere kadar anlıyorum ama bu nefretin çok... Benimki nefret falan değil Azra. Ne o zaman? Bir kere kendini benim yerime koysana. Bir kere ya. Her gün başka bir yüzünü tanıyorum ben seni. Sen beni resmen sırlarla dolu bir girdabın içine çekiyorsun her geçen gün. Senin o girdap dediğin şey boş kuruntularım. Kurtul bence artık onlardan. Ya beni cezalandırmak için ailene de acı çektiriyorsun. Ya Feride Hanım'a bir şey olsaydı oluyor. Sen bunun farkındasın öyle mi? Niye hala buradasın o zaman? Niye gitmiyorsun? Babaannen için çekip gitmiyorum. Babaannemin sana ihtiyacı yok Azra. Burada kimsenin senin o sahte yalanlarla dolu dünyana ihtiyacı yok. Anla artık bunu. Benim dünyam sahte değil. Senden bana kalan şey bu ama Azra. Ben o babasını kaybeden, kayıp kardeşini acılar içinde arayan o kızın gerçekliğine inandım. Benim tanıdığım Azra oydu. Senin tanıdığın Azra hala aynı. Ben o kızı ilk tanıdığım yerde bıraktım. O uçurum kenarında bıraktım.